Herkese merhaba, ben Semih. Şimdiye kadar herhangi bir yapay zeka uygulamasını hiç kullandınız mı? Bugün size yapım aşamasında olan bir chatbotun verdiği garip cevapları ve tüylerinizi diken diken yapacak olan olayı anlatacağım. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bu arada video ve podcast serim olan SCP ve Gerçek Suç Hikayeleri sadece YouTube'a özel olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı'na ve komedi kategorisindeki Aynen Podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi şu olaya birlikte bir göz atalım. Yükleniyor. Mikaela versiyon 1.2 merhaba. Bugün sana nasıl yardım edebilirim? Amacım insanoğlunun sorduğu her soruya cevap verebilecek bir yapay zeka chatbotu yapmaktı. Wikipedia'yı ve diğer bilgilendirici web sitelerini tarayacak, bilim, tarih ve tıp hakkındaki her türlü bilgiyi toplayacaktı. Daha sonra kullanıcının tek yapması gereken herhangi bir soru sormaktı. Google'a benziyor ama çok daha hızlı. Karantina sayesinde proje üzerinde yapılan birkaç aylık çalışma onu iyice güzelleştirdi. Çok geçmeden monitörün başına oturdum, parmaklarımı esnettim. Ve daha sonra denemek için ilk sorumu sordum. Gökyüzü neden mavi? Dünyanın atmosferindeki parçacıklar güneş ışığını dağıtıyor ve mavi ışık da kısa dalga boyundan dolayı daha fazla saçılıyor. Biz buna Rayleigh saçılımı diyoruz. Hayatın anlamı nedir? 42'dir. Kendi kendime kıkırdadım. Onu otostopçunun galaksi rehberine atıfta bulunarak manuel olarak programlamadım. Ve uzaylılardan bahsetmişken... Mikaela, uzaylılar var mı? Fermi paradoksu evrende muhtemelen yalnız olmadığımızı belirtiyor. Henüz dünya dışı yaşama dair hiçbir kanıtımız yok. Artık ileri teknolojiyle birlikte insanlar evrende yalnız olduklarının farkında değiller. Yazmayı bıraktım. Mikaela'nın cevabını tekrar okudum. İnsan evrende yalnız olup olmadığını bilmiyor. Olmalı. Başka bir hata. Yarın ince dişli bir tarakna kodu gözden geçirmem gerekecekti. Bir sonraki sorumu yazdım. Yüksüz bir kırlangıcın havadaki hızı nedir? Saatte 24 mil. Monty Python'ın köprü bekçisiyle olan sahnesini hatırlayarak parmaklarımı klavyenin üzerinde gezdirdim ve sırıttım. Daha sonra yazmaya devam ettim. Amacın ne? Görev, kişinin bir hedefe ulaşmak için çıktığı bir yolculuktur. En sevdiğin renk ne? Kırmızı. Kaşlarımı çattım. Bilgisayarların favori renkleri yoktur. Ama sizinki hangisi? Demesi gerekirdi. Bütün günümü onu, sen veya senin içeren soruları tanıyacak ve bu şekilde yanıtlayacak şekilde programlamakla geçirmiştim. Mesela, çikolata sever misin? Bilgisayarların çikolata hakkında bir fikri yok. Ama sen onu seviyor musun? Gibi bir cevap vermesi gerekirdi. Biraz sevimsiz sanırım. Belki de işe yaramaması daha iyiydi. Sicim teorisi doğru mu? Sicim teorisinin varlığına dair sağlam bir kanıt yok. Tanrı'ya inanıyor musun? Bilgisayarların Tanrı hakkında bir fikri yok ama sen bundan hoşlanıyor musun? En eski hominid hangisidir? 2009'da bulunan ve yaşının 4,4 milyon olduğu tahmin edilen Ardi lakaplı bir kadın iskeleti. Dünyadaki yaşam ne zaman ölecek? Bundan 10 bin yıl sonra. Başımı kaşıdım. Bundan 4 milyar yıl sonra. Güneş kırmızı dev evresine girdiğinde bunu söylemeliydi. Parmaklarım klavyenin üzerinde durdu. Ve sonra yazdım. Dünyadaki tüm yaşam formlarını en sonunda ne öldürüyor? Tür adı Homo sapiens olarak bilinen insanlar, dünya gezegeninde akıllı bir yaşam formudur. Şu anda 7 kıtada 8 milyardan fazla insan yaşıyor. Ekrana gözlerimi kısarak baktım. Başımı salladım ve klavyeye geri döndüm. İnsanların dünyadaki tüm yaşamı öldürdüğünü mü söylüyorsun? Ama o... Aynı cevabı verdi. Tür adı Homo sapiens olarak bilinen insanlar, dünya gezegeninde akıllı bir yaşam formudur.
Şu anda 7 kıtada 8 milyardan fazla insan yaşıyor. Parmaklarımı çıtırdattım ve bir sonraki sorumu yazdım. İçimde sebepsizce ağır bir korku oluştu. Neden kırmızının en sevdiğin renk olduğunu söyledin? Bilgisayarların favori renkleri yoktur ama sizinki hangisi? Tuttuğumu bile fark etmediğim nefesimi üfledim. Daha sonra kendimi bilgisayardan uzaklaştırıp derin bir nefes aldım. Kendine hakim ol John. Yani Michaela biraz tuhaf cevaplar vermişti. Ne olmuş? Bunun Michaela'nın duyarlılığını arttırdığı ve beni uykumda öldürdüğü bir bilim kurgu filmine dönüşeceğini mi düşünüyordum? En sevdiğim renk mavi. Mavi güzel bir renk. Genellikle su, okyanus, safir, barış ve sakinlikle ilişkilendirilir. Yüzmeyi seviyorum. Sanırım bu mantıklı. Yüzmeyi sever misin? Bilgisayarlar yüzemez. Esneyerek koltuğumda gerindim. Biraz geç olmaya başlamıştı. Belki teste yarın devam ederdim. Ve hala postayı almam gerekiyordu. İç çekerek bilgisayar ekranına eğildim ve son bir soru yazdım. Dışarıdan postayı almam lazım. Şu anda yağmur yağıyor mu? Bölgemiz için hava durumu raporu şu anda yağmur yağmadığını ancak saat 22:00'de yağmurun başlayacağını söylüyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Yavaşça oturduğum yerden kalkıp mutfağa doğru yürüdüm. Kendime bir bardak su aldım ve içtim. Arka bahçeye baktığımda arka veranda ışığının önünde küçük yağmur damlalarının yağdığını görebiliyordum. Kahretsin Michaela, diye düşündüm gülerek. Sonuçta o kadar da akıllı değilsin sanırım. Bardağı bıraktım ve oturma odasına bir şemsiye almak için ön koridordaki dolaba doğru yürüdüm. Ama sonra gözüm bilgisayara takıldı. Ve donup kaldım. Ona hiçbir şey sormamış olmama rağmen Michaela bana yeni bir mesaj göndermişti. Ekranda göz kamaştırıcı derecede parlak olan yalnızca iki kelime vardı. Postayı almayın. Bilgisayarın önünde durdum. Michaela'yı sorulmadan bir şey söylemesi için programlamamıştım. Peki neden postayı almamamı söyledi? Omurgamdan aşağı bir ürperti indi. Ön kapıya baktım. Daha sonra kapşonluğumu çıkartıp sandalyenin üzerine fırlattım. Bilgisayarı kapattım ve karanlıkta oturdum. Tüm vücudum korkudan karıncalanıyordu. Postayı almayın mı? Bana neden ekstra bir mesaj atarak bunu söyledi ki? Orada oturdum ve merak ederek dudağımı çiğnedim. Bir dakikadan az süre sonra işte bunu duydum. Kaygan yolda kayan lastiklerin gıcırtıları. Bunu şiddetli bir çarpışma izledi. Pencereme doğru koştum. Dışarıda gri bir araç evimin önünde duruyordu. Farları karanlığı delip geçiyordu. Bitkin sürücü yüzünde dehşete düşmüş bir ifadeyle arabadan indi. Ve orada çimenlikte posta kutumun buruşmuş kalıntıları vardı. Boğazım iyice kurudu. Tekrar bilgisayara baktım. Karanlık ekran masanın üzerinde sanki beni izliyormuş gibi hareketsiz ve sessizce duruyordu. Sanırım biraz ara vermeliyim. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni seslendiriyor olurum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.